18 yaşına kadar. Tamam mı? Ben ne dersem o. 18 yaşını geçtikten sonra bunu ben söylemiyorum. Bunu devreye sokup şimdi bu kız buradan gitmek istese ne yapacağız? Gelmeseydi ne yapacaktık? Kız 25 yaşında ne yapacaktık hayatım? Bana cevabını versene. Sen bunu söylersen Müge Hanım, bunu söylersen o kız da gitmez benimle. Neyi söyleyeyim? Sen söyle. Bunu diyeceksin ki bu 3 ayların içinde anne baba hakkı 3 ay 3 sene ben bunu dedim, o yüzden geldiler zaten. Ha, dedim. Sen bunun 5 ay ekmeğini yemişsin küçükten belli. Hapise atacaklardı, benim yanıma geldi. Onu da dedim. Evine sen giren... bu hakkı nasıl ödeyeceksin diyeceğim. Hak hukuk yok. Hak hukuk yok. Onu da dedim. Ha. Onu da dedim. Onu da dedim. Ha. Yani ben ne olsa? Yarın bir gün, yarın bir gün. Ha. İkisinin de başına bir iş gelmezse hocam dinim batın. Ben çünkü bir aydır, bir haftadır kan alıyorum. Onlar da kan alasın. Ömür boyu mutlu olmasın. Benimle giderse ben onu affederim. Affederim. Bağrıma basarım, kılına zarar getirmem. Zararın neresinden dönerse kar. Bundan koca olmaz ablam dedi ki. Birkaç yere ben de buna karıya baktım. Gitme benim oğluma dedi. On der olma. Benim oğlum nasıl bir adam? Eve dedi. Beni öldürdü, dövdü dedi. Artık sana şöyle söyleyeyim. Dövdü dedi. Bak ablacığım sen biraz sapla samanı birbirine karıştırıyorsun. Benim ablam da yok. Bak sen sapla samanı birbirine karıştırıyorsun. Bu çocuğa da sürekli bir şeyler söylüyorsun. Şimdi gitsinler E-Devleti'nin de eğer senin için bir sakıncası yoksa. Yok yok abla, hiçbir bakın, sakıncası yok. Yani biz bulamadık, rastlayamadık ama onun çıkar bir mahkemesi mi var, osu mu var, busu mu var. Gerçekten hani burada kadın satmakla ilgili falan filan da bir şeyin varsa. Yani artık Nuray da kendisi bilir hani nasıl bir hayat yaşamak istiyorsa ben ona da karışamam yani. Gidip ben de o hayatın içine gireyim diyen de oluyor. Biz ne yaparsak yapalım engelleyemiyoruz yani. Ama sana şunu anlatıyorum. Diyorum ki artık senin çocuğun 25 yaşında ya. Sen kendini de paralasan o istediğini yapmakta özgür. Sen anne olarak şunun kararını vereceksin. Dünyanın en kötü kocasını seçmiş olabilir. Ben çocuğumun yanında duracağım. Kızım ah dediğinde ben gidip kızımın eli... Benim elim kızımın üstünde ya olacak. Belki bu ya bunu ya bu kararı vereceksin ya kestirip atacaksın bir daha görmeyeceksin. Sen şimdi bunun kararını ver. Ben kızımı Müge Hanım buradan almadan gitmem, başbakanlığa da çıkarım, ona yar etmem. Vallahi istediğin başbakana çık, istediğin cumhurbaşkanına çık. Ben öyle okumam yazmam patküt var ama öyle okumuşlar gibi okumuş cahil değilim. Ben ırzımı... Yetmem. İyi de ben sana öyle bir şey yap demiyorum ki zaten. Şimdi de evini tamam, taşıttık. Şimdi şöyle bir şey öz var. Öz bacısı zaten, dedi ki, zaten, onu nasıl götürdünüz tamam, oraya dedi. Bir yaştan sonra, oma dedi, bacısı düğün tamam, de. Tamam, bir saatten sonra gerçekten hani ne dediğimi karşı taraf anlamayınca... Ben şimdi anlıyorum bak, seni. Hayır, anlamıyorsun. Sen beni daha kötü bir pozisyona ben, sokmaya çalışıyorsun ki, ama ben o pozisyona düşmem. Tamam ben düşürmüyorum. Düşmem. Sen diyeceksin ki annenin tamam. hakkı var. Dedim dün annenin hakkı var annen dedim geldi ama sen konuşmaya da yanaşmıyorsun. Sen nasıl dayanın? Yiyenler geliyor teyze mi geldi? Yahu sen konuşmaya yaşamıyorsun. Adam boşanmış yanında da senin demenle öyle böyle kadınlarla gezmiş. Bana ne onun özel hayatı? Evet. Senin kızın da gördüyse öyle bir özel hayatı olan adamla evlenmek istemesin. Bu da senin kızına verdiğin terbiyeyle alakalı. Sen demek ki o kıza bu terbiyeyi verememişsin. Ben ne yapayım? Utan, utan. Ben gelebilirim. Sen verememişsin. Verdim. Sen buraya çıktın. Bu geldi. O zaman sen o terbiyeyi vermemişsin. Bu geldi. Ablam sen bu geldi. Vermemişsin. Her şeyi bıraktı. Sen bu geldi. Vermemişsin. Bu şeytan, şeytan. Kusura şeytan bakma o alınan... Hayır, hayır. O alınan terbiye olma. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Madem bu kadar kişiselleştiriyorsun. Amcasının kızına tecavüz ettiğini düşündüğüm adam var ya... ...babamın oğlu olsa benim evimin kapısına içeri giremez. Anladın mı? Koymuyordum. Ben de yüzüne bakmam. Koymuyordum. Ben de koymuyordum. Koymuşsun. Küsüdüm. Koymuşsun. Küsüdüm. Onlar rezil. Koymuşsun onlar sonuç itibariyle. Unparı, hayır. Unparası evini almayacaktın. Çaldı eve gitti. Evinizi adamları alıp... Eve gitti. Bak bana bak. Ekmek evinizi yedim. Adamları alıp... sonra kızıma göz eve. Koydu. Karıma göz koydu. Yeğenime göz koydu. Almayın kardeşim. Biraz da kendi aile dört duvarın içinde yaşamasını bilir. Biz bilmiyor muyuz yani? Herkes doğru gürere bilmem ne. Bunu sor inan. Bakalım ben hayatımda bunu kaç kere Rami Bey'in evine koydu. Gitmişim. Bunu inan babası koydu. Şevki Hoca'ya kaç kere gitmiş. Dinle beni dinle. Heh. Kimseyi dinlemiyorsun. Bu koydu. Öyle olmaz. Mesaj çekiyor. Öyle olmaz. Benden İnsanın eşiği geldi. Bak. Türk milletinin dedim, dinliyor musun beni? Kesin şunun sesini de. Türk milletinin eşiği kıymetlidir.
Eşikte durulmaz. Neden biliyor musun? Eskiden kıl çadırlarda yaşarmış insanlar. Eşik kıymetlidir. O eşikten destursuz girilmez. Herkes eve alınmaz. Tecavüzcü dediğin, o nokta noktalarla geziyor dediğin adamı 5 ay evine almasaydın o zaman. Ne vasıtayla aldıysan şimdi de kızına aşık olmuş gitmiş. Kusura bakma, sen de yaptığını çekiyorsun. Alma eve. Alma eve. Öyle bir samimiyeti ben kabul etmiyorum. Benim evime, hayır, hayır. Evine girecek insanın sayısı bellidir. Evinde iki tane bekar kızı olan, evinde iki, beni dinle. Evinde televizyon izlettirmiyorsun. Evinde iki tane bekar kızın var. Tecavüzcü dediğin adamı eve alıyorsun. Nasıl hikaye bu? Ne hikayesi bu? Ondan sonra da muz getirdi. Yemeyeceksin onun muzunu da, kusura bakma. Kusura bakma kardeşim. Hayır, evini almayacaksın. Şimdi git, kızını razı edebiliyorsan razı et. Böyle küfür ederek, millete saldırarak, hakaret ederek hiçbir şey elde edemezsin. Bir de o kadar dinden imandan bahsediyorsun, iftira etmeyeceksin. Yani bu nedense din iman kelimesi de milletin sadece kadının kıyafeti üzerinden, bak sadece kadının kıyafeti üzerinden din konuşulmaz. Bizim dinimizde iftira da günah, yalan da günah. Bu kadar adam bilmem ne satıyor diyorsan, ondan sonra da ortaya çıkıyorsa ki adamın gezdiği kadın ben ne? Bunun iftira bu. Ya kötülerin üstüne kurulmuş. Alma evini, alma. Ya, ben almadım. Ben kaç kere kovdum diyorum. Komşum dedi ki gelme ya dedi. Ya senin gibi bir kadın, onu... senin gibi bir kadın o çocuğu eve almak istemeyecek. O çocuk zorla mı girdi senin evine Beşer? Onlarım... Zorla mı girdi? Bak hele evine gitti ekmeği. Niye de bunun babası 5 tane bilezik aldı? Ya sokaktan geçen her adam senin evine girip 5 ay kalabilir mi ablacığım? Sorsun. O ev ayrıydı. Şimdi senin sokaktan geçen adam... Ev ayrıydı, aramız epey vardı. Senin her isteyen evinde gelip 5 ay kalabilir mi? 5 ay benim evimde kalmadı. Kiraladı, ev kiraladı 700 milyonu. Tamam, 5 ay evinde ağırladı beni diyor. Yok. Kendi geliyordu. Nereden pislik, buldu senin kızın? Kendi geliyordu pislik. Elle kendi bir kedi geliyordu. Alıyordu. Sen niye alıyordun evine? He? Aha bu. Ne alıyordun da geliyordu? Taşınmadan da benim haberim yok. Telefonum olsaydı resmini gösterirdim. Ben gitmek istemezdi. Ben gitmek istemezdi. Kendisi arıyordu zaten. Yalan. Fotoğrafları var. Taşınmadan da haberim yok. Dizine yattığının fotoğrafı var. Şeyde. Kendisi de evine gidiyor. Senin dizine yatarken. Nerede fotoğrafı? Verin bakayım. Göster telefonunu. Göster. Benim telefonum. Telefon şarj abla. Aldırsın bir telefonla baksın. Göstereyim fotoğrafını basın. Teyze sen de anne sevgisi görüyorum diyordun. Evine gidiyordu. Ben yalan söylemem. Bu çocuk diyordu ki nasıl rahat ediyorsan öyle otur teyze diyordu. O zaman, taşı oynuyordu. O zaman, taşını düşündüm. O zaman bak sana bir şey söyleyeceğim. Hırsız. İnsanları Allah sana iyi deme. O zaman iyiyim. Haydun, şimdi hırsız mı oldun? Pislik sen. Lan. Bir dakika dur, fotoğrafı getirsin. Ben sana bir şey söyleyeceğim kardeşim. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığından kurtulmadığımız müddetçe o yılan gün gelir bizi de sokar. Evet. Sen amcasının kızını bunları yaşarken gene alıp bu çocuğu dizinde yaşatıyor. Onların aile, o bizle alakası yok. O onun amcasının kızı. Bak şimdi geldi o zaman senin kızına. O zaman sen de onu evine sokmayacaktın. Sen de onu o şehirde yaşa. Abicim bizim kapımız herkese açık mı ya? Dedim. Bekara dedi ev vermiyorlar Ankara'da. Burada da vermiyorlar dedim. Gittim. Yani, ev sahibim de verince hemen parayı verdi. İstediği yerde otursun kardeşim. Ben biz milletin hayatına karışa kaygı. Ben benim evim benim. Verme diyeceğim ev sahibine. Ben sana kendi evinden geldim. Bahsediyorum. Koçu yüklemiş ben geldim. Sana kendi evinden bahsediyorum. Benim evime kendi geliyordu. Ay hala kendi geliyordu diyor ya. Kızım ben niye tartışıyorum? Kızım bana çocukları da gelip getiriyordu. Yani, o inadıyordu. Kızım çocukları gelip koluna. Yani olarak bile şu yani şu anda bütün bu saçmalıkları hayatımızdan silebilsek 3 kuşak sosyoloji 20 yıl diyor. Ben 30 yıl olduğuna inanıyorum. 90 yıl sonra belki bir tık öteye gidebiliriz. Yani ne ömrümüz vefa edecek ne çocuğumuz görecek hiçbir şey ya. Yazık ya.